Batı Afrika ülkesi Fildişi Sahili Nisan ayında yaşanan şiddetli çatışmaların sona ermesinin ardından yaralarını sarmaya çalışıyor. Bu kapsamda ülkede Güney Afrika tarzı bir barış ve uzlaşma komisyonu kuruldu. Komisyon çatışmalardan sonra taraflar arasında yeniden barışı tesis etmeyi amaçlıyor. Aralarında İngiliz Chelsea takımının oyuncusu Didier Drogba'nın da bulunduğu 11 kişilik komisyon, Devlet Başkanı Alassane Ouattara'nın da katıldığı bir törenle göreve başladı. Hakikat açık kalplilikle kendimizi ifade etmemiz ve zor sorunları çözmeye cesaret bulmamız anlamına gelir. Kırsal alandaki arazi sorunu kimlik ve halkımıza karşı işlenen şiddet gibi. Fildişi sahilinde geçen yıl Kasım'da yapılan devlet başkanlığı seçiminin sonuçları ile ilgili tartışmaların ardından başlayan şiddet olaylarında 3000'den fazla insan hayatını kaybetmişti. Olaylar sırasında 1 milyondan fazla insan da yerlerini terk etmek zorunda kalmıştı.